Sevgili arkadaşlar, sizlerden gelen soruları yine toparladık ve yine sizlerle beraber olmaya karar verdik. Takip etmeyi unutmayın, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ben inşallah sizlerden gelen soruları yine en çok hangi sorular sorulmuşsa onunla alakalı özel içerikli videolar yine çekmeye devam edeceğim inşallah. Kıymetli kardeşlerim, rüyada un çuvalları görmek, kişinin malının, mülkünün artmasına, Cenab-ı Hakk'ın size bol kazançlar vermesine işarettir. Kişi eğer bekarsa, hanım kızımız böyle bir rüya gördüyse, kendisine gelecek olan taliplerin eskiden söylerlerdi, güdümlü derlerdi. Yani uğurlu geleceğini. Evlendiğinde Allah nasip ederse hem gelen kişinin hem de kendisiyle beraber kurmuş oldukları yuvada ömrü hayatı boyunca darlık görmeyeceğini işaret eder. Kıymetli kardeşler, rüyada okuyan bir kardeşimiz un çuvalları görürse yavaş yavaş kendisinin hedefine ulaşacağını yine işaret eder. Un çuvallarını veya unu değirmende görmek, Allah izin verirse hayatınızın içerisinde vermiş olduğunuz birçok emeğin boşa gitmeyeceğine ve yine de emeklerinizle alakalı çalışmalara devam etmeniz gerektiğine, umudunuzu asla yitirmemeniz gerektiğini işaret eder. Çünkü işin sonunda Allah izin verirse vermiş olduğunuz emeğin karşılığını alacağınıza işarettir. Kardeşlerim, üzerinize un yığıldığını görürsek, yine ömrümüzün uzamasına, Rabbimin izniyle yapmış olduğumuz hayırların yerini bulacağına ve o aylarda çok başarılı işlere imza atacağımıza işarettir. Kişi eğer okuyorsa, bu okumanın karşılığında Allah izin verirse her türlü başarıya imza atacaktır. Her türlü okulduğu zaman hedefine yavaş yavaş ulaşacaktır. Sevgili dostlar, yine okuyan kişi her ne yaparsa yapsın muhakkak başarıdan başarıya koşacağına ve en üst rütbeye kadar ulaşacağını gösterir. Un rüyalarda çok önemli ve kıymetlidir kardeşlerim. Kişi hastaysa şifaya kavuşmasına, hani üzerinizin unlu olduğunu görürseniz, kişi hastaysa şifaya kavuşmasına ve Rabbimizin izniyle kişinin eline geçecek olan birçok kazanca yine işaret eder. Eğer kişi unu yere dökmüşse, yani siz eğer unu yere döküyorsanız birçok kişiye faydanızın olacağına ve nitekim Allah'ın izniyle ev ahalisinden bir hasta ise o hasta ile alakalı bir sadaka çıkarmanız gerektiğini yine işaret eder. Arkadaşlar, eğer un çuvalını başımızda taşıdığımızı görürsek, bir hanım kardeşimiz bunu görürse, hanım kızımız bunu görürse, bekarsa veya dulsa, Allahu Teala'nın izniyle çok hayırlı bir talibin gelip sizinle izdivaca gireceğine veya evlenmek isteyeceğine işaret eder. Eğer kişi iş yapacaksa, güç yapacaksa, ticaret atılımı yapacaksa, burada da Allah'ın izniyle kişinin başarıdan başarıya koşup o işi hayırla son neticeye getireceğine ve yapmış olduğu işte memnun bir şekilde alnının akıyla çıkacağını işaret eder. Eğer kişi kucağında un çuvalı taşıyor, kendini bu halde görmüşse, Allah izin verirse evli olsun. Mesela yeni evli olan hanım kızımız veya erkek evladımız, onların hayırlı bir evlada kavuşacaklarına ve bu evladın onlara hayırlı, uğurlu geleceğine, o evladın hürmetine mallarının artacağına işarettir. Kişi yine unu alıp başka yerden başka bir yere taşıdığını görürse, kişinin ev sahibi olabileceğine veyahut da evini alıp başka bir yere taşıyacağına veyahut kişinin parasının çoğalacağına ve bu para karşılığında araba veya bir eşya evine alacağına veya mal değiştireceğine veya ev değiştireceğini gösterir daha doğrusu. Kişi eğer unu hamur şeklinde yoğuruyorsa Allah'ın izniyle siz orada yoğurduğunuz için, elinizle yoğurduğunuz için başarıdan başarıya koşacağınızı ama vermiş olduğunuz emeklerden asla vazgeçmemeniz gerektiğini gösterir. Lütfen burada karamsar olmayınız. Kıymetli dostum, kıymetli dostlarım, eğer hamuru yaptığınızı gördünüz ve hamurla bayağı şekilde yoğuruyorsunuz ve bayağı emek verdiğinizi görürseniz ömrünüzün uzamasına, yapacağınız işlerin Allah izin verirse taşların yerine tek tek oturarak alnınızın akıyla selamete varacağınıza yine işaret eder. Kıymetli dostlarım, un Cafer-i Sadık'a göre, İmam-ı Nablusi'ye göre, İmam İbn-i Sir'e göre un berekettir, bolluktur, büyük bir nimettir. Onun için un görmek, daha doğrusu Rabbimin izniyle kişinin başarıdan başarıya adım atacağını gösterir. Unun en çok tehlikeli olan kısmı şudur. Diyelim ki unu yoğurdunuz, ekmek haline getirdiniz ve bir sacın üzerinde yapıyorsunuz. Veya bir fırına atıyorsunuz. Orada ekmek yanarsa, işte orada elinizden bir mal çıkacağını gösterir. Bir para çıkacağını gösterir. Harcamanıza o aylarda dikkat etmeniz gerektiğini gösterir. Değerli kardeşlerim, birçok unu görürsek veya un ambarı görürsek Allah'ın izniyle yapacağınız her atılımda size kötü bir şekilde dönmeden başarılı bir şekilde dönüşler alarak en azından iş, güç, seyahat, evlilik veya okul birçok şeyde, birçok dalda başarılı olacağınızı yine rüyanız işaret eder. Kıymetli dostlarım, uncudan un aldığınızı görürseniz, evet, bu da Allah nasip ederse size çevrenizde bir takım dostlarınızın birçok kez faydasının dokunacağına ve bir takım insanlarla bir araya geleceğinize ve dostlarınızdan birçok kez fayda göreceğinize işarettir. Kıymetli dostlarım, unu başkasının yoğurdunu görürsek bu da Allah-u Teala'nın izniyle karşınızdaki size söz veren bir kişi varsa işinizde, özel hayatınız veya bir takım işiniz gücünüzle alakalı olabilir. Söz veren kişinin sözünü tutabileceğine işarettir. Hatta ileri yaş grubundan olan yaşlı bir kişinin birçok kez desteğini göreceğinize işarettir. Eğer unların yığılmış bir şekilde, çuval haricinde yığılmış bir şekilde görürsek, annemiz sağsa annemizin duasını almamız gerektiğine ve ondan birçok kez dualar istememiz gerektiğini gösterir. Çünkü annemizin bizim için yapmış olduğu bir duanın içerisindeki dileğin kabul olabileceğini rüyamız işaret eder. Kardeşlerim, sizlerden gelen soruların cevabını vermeye çalıştım. Bugünkü de undu. Bizi takip etmeyi, beğenmeyi unutmayınız. Hatta ve hatta zil butonuna basarsanız arada bir canlı yayınlarımız oluyor. Canlı yayınlarımıza katılıp rüyalarınızı bana yine sorabilirsiniz. O yüzden tüm bildirimleri zil kısmında açmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.